yapıyoruz aslı euro. Bugün bir kalem ol, yanında kağıt ol. Hadi yasa yasa bitecek menülere son. Delinli ekip ol, abur cubura son. Tadı damağına varacak mutfağa kon. Sonunda kazanıyor pembe diyeti boz. Yine geze geze atıyoruz aslı euro. Yıllarca diyetle savaşta mis kokuyor yemek, elin yavaşla alamıyor gözünü, gönül sofrası bu. Kararlı görünüyor diye bozuluyor kıpkıs lezzeti her bir tarafta. Pembe dayanamıyor büyük savaşta, kaybeden tarafı seçiyor galiba. Yaşasın özgür şişman dünya. ...1961'den beri ışığı hayata yansıtıyoruz. İngiltere Gözlükçülük Bölümünden mezun kurucularımızla 1961'den beri ışığı hayata yansıtıyoruz. İtalya'dan ithal orijinal dünya markaları ve yedek parça garantisi ile Aka Optik, Lefkoşa, Mausa ve Vizyon 2000 Mausa'da. ...1963'ten beri değişmeyen Kıbrıs lezzetiyle Akejder Un Dünyası. Kültürümüz lezzetinden ödün vermeden her diliminde buram buram Kıbrıs kokan Kıbrıs katmeri, kabak böreği, şamali tatlısı, pilavuna, acıvalı, limasol tatlısı, içi dolu, kayık pasta, tahınlı, çörek ve daha birçok Kıbrıs lezzetiyle iskelede. Ayrıca Akejder Un Dünyası'nda mevlit paketi, düğün ve doğum kurabiyeleri de yapılmaktadır. Telefon 0542 862 1072. Akejder Un Dünyası. Tüm kartlaslara müjde. Koy Airport Otopark Ercan Havaalanı girişinde bir gün park etmek bedava, diğer günler 8 değil 7 lira. Araba yıkamak 15 değil 13 lira. Ayrıca Ercanpol Airport kafeteryada %10 indirim. Kartplus iyi uçuşlar diler. Kruz ve yurt dışı seyahatlerinde sayar turizm ile keşfedilecek çok yer var. Lüks bir otel konforu içindeyken egzotik yerleri keşfedebilir. 5 yıldızlı kruz gemi seyahati ile her gün eşsiz bir manzara karşısında uyanabilirsiniz. Sayar Turizm, tatildeki dostunuz. Herkese merhabalar. Ben Beciğim'le Kıbrıs'ı gezmeye devam ediyoruz. Tabii çok güzel bir yerdeyiz aslında. Kaplıca Otel ve Restoran'dayız. Yanımızda buranın yetkilisi Ahmet Zeki Genç Beyefendi var. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Öncelikle Genç hoş bulduk. Euro ekibi olarak sizi tebrik ediyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz. Ederiz. Ayrıca şunu söylemek isterim. Herhalde Kıbrıs'ın en güzel denizlerinden bir tanesidir herhalde Kaplıcan'ın denizleri. Kesinlikle. Yani en güzel denizi ve denizinin yanında da muhteşem bir böyle bungalovların olduğu. Yani hem böyle dinlenebilin, tatilcik yapabilin. Otelimiz var, bungalovumuz var. Hele burada oy hoşam diyen bir hamamımız var. Buranın da yetkilisi kendisi. Yani çok güzel yemeklerimiz var asıl. Ben şöyle diyeyim sana. Ben sık sık buraya gelirim. Buranın balığının lezzeti başka hiçbir yerde yoktur. İddia ediyorum Ahmet abi. Aynen. Aynen katılıyor. Herkes katılıyor. Kıbrıs halkı sizinle beraber katılıyor. Çünkü bizim kullandığımız menü yerli balıktır. Ve bunu tüketenler %99'u da yerli halkımızdır. Bunun için bu tesis benim, ismi benim ama adı sizin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Aynen öyle, evet, aynen onun öyle. Onun için bu tesis benim olduğu kadar da Kıbrıs halkınındır. Onun için bize destek veren, bizi gelip de burada menümüzde kebap olsun, balık olsun, yiyen herkese afiyetler olsun ve her zaman da beklediğimizi belirtmek istiyorum. Vallahi daha böyle basamaklara çıktık. Balık kokuları geldi ama öyle böyle değil. Lezzet sanırım böyle kokusundan gelir. Yani önce bir kokusunu alırsınız. Ama gerçekten deniz kokusunu alarak geliyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Her şey burada taptaze. Zaten pişirecek. Yani böyle bir şey dolusu balık var. Evet. Bir çanak dolusu balık var. İzleyenlerin artık bilmiyorum yani. Durum. Ne dedik? Yalayın dedik. Ahmet abi ben şunu sormak isterim. Yıllardır Kaplıca otel ve restoran var. Yıllardır. 25 seneden fazladır. Evet. 25 senedir. Bir, başarıyı nereye borçlusun? Hiç bu lezzetin değişmeden başarıyı, sürekli insanların gelmesine başarıyı mesela. Başarıyı kalite ve azime borçluyum. Kaliteyi hiç değiştirmedim. Ben 18 sene balıkçılıktan sonra bu mesleğe başladım. Ve biraz az da olsa turizm eğitimleri aldık. Ve bunu sürekli geliştirdik ve sürekli kaliteye çok dikkat ettim, tazeliğe çok dikkat ettim. Ve bildiğiniz gibi yıllarca yüzlerce restoran açılıp kapanıyor ama maşallah burası ay çok şükür. Burası hiç kalitesinden taviz vermedi. Ha, kusurumuz var, eksiğimiz var. İnsanların gördüğü bir eksik benim gözümde 10 eksik gibi daima şey yaparız. Ama elimizden geldiği kadar da halkımıza, dışarıdan gelen turistlere, herkese iyi hizmet, iyi kaliteli bir servis sunmaya çalışıyoruz. Şimdi bundan servis, da hiçbir zaman taviz vermedik. Şimdi servis deyince tabii ki güç bizde Pelin. Kesinlikle. Kalite kontrol bizde. Değil mi Pelin? Çok da kısa bir süre sonra hatta. Aynen öyle. Ben yavaş yavaş ustam. Yani bu arada kendisi böyle aşçı kıyafeti giymiş ama eşi var ya parmaklarınızı yersiniz. Yani burada aslında background'da eşi var. Bakmayın siz Ahmet Bey'i böyle ön tarafta ama mutfakta oho. Yapar mısın bir şeyler Ahmet abi? Tabii ki yaparım. Süpersin. Aile olarak hanım ben çocuklarımla beraber çok çalıştırıyoruz. Güzel. Tam bir aile şirketi aslında. Burayı, evet. Burayı etimizle tırnağımızla tırnaklarımızla bu duruma getirdik. Kaplıcayı kaplıca yapan bu tesis ve bizim gayretlerimiz oldu. Bunu kimse inkar edemez. Evet, evet. Ve tabii ki şimdi göreceksiniz. Allah, en güzel bölüm, en güzel bölüm. Bir zamanlar buradan, bu yoldan bir arabanın geçmediği günleri hiç kimse unutmasın. Ben hiç unutmam. Evet. Fakat bu günlere getirdik. Şükür ediyoruz. Ve mutfakta da tabii ki hanımın büyük rolü var. Sürekli arkamızda destek olmuştur. Abi hanımın elindeydiği mutlaka belli olacaktır. Böyle kesiyorum ama çok özür dileyerek. Çünkü sofrada bol bol bunları konuşacak diye düşünüyorum ben. Tabii, gelin bunlar. Hep birlikte biz yavaş yavaş mutfağa geçelim. Neler yapıyoruz mutfakta? Bugün bizlere neler yapacaksınız? Öncelikle buranın değişmez yemeği olmazsa olmazı balıktır biliyorsunuz. Deniz olur da balıklık olmaz mı? Benim bana çalışan, daha önce ben biliyorsunuz 18 sene balıkçılık yaptım. Balıkçılıktan sonra kendi teknelerim sürekli bana çalışıyor. Evet. Şimdi biraderler, yeğenlerim bu balığı tutup bize getiriyorlar. Taze. Getiriyorlar. Sadece onlar değil, Sirti ile gidenler, Baragadi atanlar herkes buraya getiriyor balığını veriyor.
gidiyor. Şimdi bir balıkçı günde gamat gelir, saat 10'da alır balığı gider. Ama bizde 24 saat balık alımı var. Evet. Gece saat 2'de gelir, parasını alır, balığı dartar gider. 3'te gelir, 2'de gelir, 11'de gelir, öğlen gelir, hiç fark etmez. Bilirler, onun için buranın balık alma piyasası çok güçlüdür. Evet. Güçlü olduğu için balıkta zaman zaman zorlanıyoruz çok çeşit bulmakta, ama denizde kum biter, burada balık bitmez. Peki, evet, dilerseniz yavaş yavaş mutfağa geçiyoruz. Haydi bakalım, Ostayura lezzet turu başlasın. Allah'ım, hamsi koyunun tamayı da diye, ama hamsiden alası yani. Bunlar ne Ahmet abi? Evet, bu bildiğimiz mercan, denizlerin kralı. Allah! Barbun. Gizlini ayırt etmek de çok zor yani, değil mi? Hepsi birbirine benziyor. Evet, mesela bununla bu benzer. Evet, bunlar mercan. bu barbun dediğimiz balık. Bu lakot orfos. Bu mineri. Mineri bunu... Kestik, bunun büyüğüydü, kestik, parça olarak gösteriyoruz. Bu mercan, mırmır dediğimiz... Balıklar kaçıyor. Bak, önümde bile canlı, evet, görüyor musun? Canlı, ha, aynen öyle. Bunlar mırmır, bunlar da karagöz sorgoz dediğimiz balıklar. Bu ne? Bu da orfos. Bir göster Ahmet abi. Bu da orfostu. Ooo, kocaman bir balık. Tabii bu şu fillet, gördüğümüz şu fillet, evet. 20 kiloya yakındı. Tabii bunu öğlen servislerinde evet epeyce tükettik. Yani Ahmet abi bir şey sorayım. Sokan. Evet, sokan. Bir şey sormam lazım. Bizim denizlerimizin olmazsa olmaz voppa. 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 Voppa mı hoppa mı? Voppa mı hoppa mı bilmiyorum. Sen söyleyeceksin. Voppa. Ben sana voppa mı hoppa mı? Voppa. İkisi de. İkisi. Tamam, bir şey soracağım. İki ismi var. Sen bir şey soracağım sana. Evet. Şimdi buraya gelen, yani kaplıca restoranta gelen herkes her gün bulur mu bu balığı? %99 havalar bozuk olmadığı sürece bulur. Bulur. Aha, eğer buraya gelirseniz bu balıklardan yiyebilirsiniz efendim. Evet. Zaten yanında da var maşallah. Oğulların galiba. Evet, oğlum. Oğlum. Küçük oğlum, ortanca oğlum. Benim bir büyük oğlan daha var, o şu an burada değil. Ve maşallah, hanım. Maşallah, evet. Maşallah. Süpersin. Tamam, şimdi ne pişiriyoruz? Şimdi ben size bir tava ve bir tane ızgara seçelim. Tamam. Şunu. Neydi bu? Bu mineri. Mineri. Evet. Bir tane de bunu pişiriyoruz. Tamam. Bunlar. Peki bir şey sorayım. İlla ki de büyük balıklar ızgara olması lazım değil mi? Ya bunu kesip parça halinde, şöyle parça fillet halinde getirdikten sonra yağda da olur. Sıkıntı da olmaz. Evet. Evet. Ben çok merak ediyorum. Mesela büyük balıkları nasıl pişirilmeli, nasıl marine edilmeli? Bir böyle küçük bir dipnot ver bize. Sonra... Nasıl büyük? Bir küçücük yahu, bütün sırrı demedik. Sen de en çok alıcı sorduğunu sordun. Izgarada pişirmek için önce tele koyuyorsun, mangada sık sık çeviriyorsun. Fark ettiyseniz hiçbir sırrı vermiyor Ahmet abi. Verelim. Tabii ki zeytinyağı, bunun tabii her çevirmede yağlamak lazım, kurutmamak lazım. Ve çok ağır ateşte pişmesi lazım. Hızlı pişmemesi lazım. En önemli püf noktalarından bir tanesidir. Peki, tamam. Neyse, çok fazla sır almadık farkındaysan Pelin. Evet, çok az bu sır ama. Mırmırı, şu fileti göreceksiniz ekranlarda. Şöyle ayırıyorum tavada olacak olanları. Bu sokan dediğimiz balık. Tamam. Şöyle mercanı ayırıyoruz. Bunları da tavada yapıyorum. Peki. Tamam. Bunlar ızgarada olacak, bunlar tavada olacak. Tamam. Evet. Evet. Hadi bakalım yavaş artık nereye gidelim? Bir de buranın benim geliştirdiğim Akçaabat usulü köftemiz var. Bir saniye, şimdi bu köfteyi kesinlikle ben puan vermem lazım. Niçin? Evet. Yerinde yedim ben bu köfteyi. Çok kısa. Yerinde yedin ve bu... Hayır, yerinde yedim. Akçaabat'ta yedim. Akçaabat'ta yedim. Tamam. Burada da yiyeceksin ve... Göreceksin. Puanı vereceğiz efendim. Evet. Hadi bakalım. Yani o zaman yavaş yavaş nereye geçelim Pelin? Soframıza. Soframıza, ama önce bir mutfağa geçelim. Balıklar tavaya. Evet. Biz sofraya. Balıklar tavaya. Hacen uşak ve çizler sofraya. Hadi bakalım.
öncelikle keserken kemikle beraber sıfırından kesilmesi lazım. Gördüğün gibi tam kemiğin sıfırından kestik. Orta eti bölmemek lazım. Yani eti kestiğimizde şey olması lazım. Kemikle sıfır ayrılması lazım ki şey olmasın. Bu şöyle kelebek olmuş oluyor. Evet, dışarıda gördüğünüz gibi ayırdığımız, getirdiğimiz balıkların bir kısmını tele verdik, mangala verdik. Bir kısmı da burada mercan, sokan, vobba, mırmır, mineri, fillet, barbun. Bunları tavada pişireceğiz. Tavada dikkat edeceğimiz şey yağ taze ve çok iyi bir ateşte pişmesi lazım. Ağır ateşte çok zor olur. Bir de bu kullandığımız un, %70 mısır unu katıyoruz. Sadece buğday unu değil, mısır unu da katıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada da kesinlikle ben Kıbrıs patatesi kullanıyorum. Donmuş patates kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi taze yeni patates olarak kullanıyoruz. Aşağı yukarı yılda 20 tona yakın bir patates tüketimimiz var. Ve gördüğünüz gibi hızlı bir ateş ister. Çok yavaş piştiğinde daha ağır pişer ve daha fazla yağ çeker. Tabii ki küçük balıklarda daha ağır bir ateş oranı var. Büyük balıklarda biraz daha fazla ateş oranı olması gerekiyor. Bunu yaklaşık 2-3 dakika piştikten sonra tekrar çeviriyorsun. 1-2 tur. 1-2 turdan sonra şunu şöyle inceliyorsun ve pişmeyi alıyorsunuz. Küçük balıkları daha önce çıkarmak mecburiyetindeyiz. Et hacmi az olduğu için, etin hacmi az olduğu için daha çok kabuk pişir. Yeme de yanında yat. Evet, en nihayet sonunda soframızdayız çünkü gerçekten canımız çok çekti anlatırken, değil mi? Aynen, yani hele de o pişme safhasını görürken mahvolduk diyebilirim Ahmet abi. Çok lezzetli balıklar yaptık, çok lezzetli mezeler var. Evet. Neler yaptık neler? Evet, gördüğünüz gibi şu an en kıvamlı bir şekilde masamıza geldi ve afiyetle yavaş yavaş yemeye başlayacağız ama en güzeli de şudur aslında, bu güzel dalga sesleriyle. Yani hani bütün dış dünyadan şu anda ben çıkmış durumdayım. Dalga sesleri, lezzetli yemekler, pelin yanımda, yani işte. Bir tek beni istemiyor galiba. Anladığım kadarıyla. Ne diyorsun pelin balık konusunda? Harika. Şimdi benim balıkla çok bir şeyim yoktur aslında. Hiç balık konusunda hiçbir bilgim yoktur. Şu anda ilk sizden öğrenmiş oldum. Evet, çok güzel mezeleri var aslında. Balık evet. Mezesi de var. Evet. Şimdi profesörlerin anlattığına göre balık ana sütü gibidir. Evet. O kadar bir önem veriyorlar balık yemeye. Haftada da en az 2 sefer, en az 1 sefer balık tüketilmelidir. Evet. Bir ada ülkesindeyiz ve ada ülkesinde olmamıza rağmen inanın ki kebaba düşkünlüğümüz çoktur. Çok fazla, evet. Çok balıktan da daha fazla hatta sanki. Evet, aynen öyle. Yani hiç bulamazsak vobba yesin insanlar, hiç bulamazsak denizde ne çıkarsa çupra da olabilir. Evet. Biliyorsunuz burada çupra da yetiştiriliyor. Çekik tarzıdır ama en azından gene balıktır. Evet. Bunları tüketmemiz lazım. Peki ben daha sorayım size bayanlar. Sorun bakalım. Haydi sor. Haluremi ise hangisi diyorum?
Vallahi neyse taze olana dur. Sanki şurada bir yazı var. Oradan kopya çektiğini hissediyorum. Ya o gün çıkarılır işte. Köşene yazdığı için. Peki ben Kaplıca Otel'e de gelmek isterim aslında. Evet. Bir kere Kaplıca Otel, hem otel var, havuzu da var deniz olmasına rağmen, ama hani denizden eğer hoşlanmayan varsa havuzu da kullanabilir. Çünkü çok fazla değişen fikirler olabiliyor bu anlamda. Evet. Tabii otelimiz 130 yatak kapasitelidir. Bungalovlarımız var. 2 kişilik, 4 kişilik bölümlerde ayrılıyor. Yerli halkımıza ve gelen turistlere uzun vadeli kalmaları için bungalovlarımız var. Bungalovlarda gördüğünüz gibi biraz önce size birazcık olsun gezdirme imkanı buldum. Ay biz burada kaldık, biz burada kaldık. Çok güzel gerçekten. Sabahtan beri denizdeyiz. Aynen. Buranın denizine ben bir kere gerçekten aşığım. Buranın denizi çok güzel. Bir de hani üst tarafta evet şeyler var, bungalovlar var, otel vardır ama aşağıda da çok güzel. Yani uyandığınız zaman denizle karşılaşıyorsunuz. Mükemmel bir manzarası var. Biz zaten sevgili Hüseyin nişanlımla birlikte aşkımızı burada yaşadık diyelim. Kaplıca o yüzden bizim için çok önemli Kaplıca. Burada tanışmıştın. Yani evet. Daha doğrusu burada şu devam etmiştiniz. Niye söylememiştiniz? O aramızda devlet sırrı. Nişanlanmadan önce gerçekten böyle aşkımızı yaşayacağımız yerdi burası. O yüzden evet. Aşk yaşamak isteyenler buraya gelebilir. Evet, deep note. Gerçekten. Başta dediğiniz gibi burası Kıbrıs'ın göz bebeği. Burayı bir küçük cennet bahçelerinde bir bahçe haline soktuk ve sokmaya da devam edeceğiz. Daha belirli bir düşüncelerimiz var. Yeşil alanlarımız çoğaltma istiyoruz. Eko evleri, biliyorsunuz eko turizm bölgesinde olduğumuz için biz de biraz katkı olsun diye eko odaları yapmak isteriz. Onları inşallah gelecek. İnşallah. Zaten Ahmet buradan abi 25 da, yıl önce neydi? Evet. Şimdi ne? Bir de burada da zikretmek isterim ki bu termal olayı var. Biliyorsunuz Kaplıca, Kaplıca diyoruz. Kaplıca'yı niye diyoruz? Kaplıca'da, ben de onu merak ediyordum. Evet, evet. Kaplıca'da bir zamanlar 74 öncesi bir çalışma yapılıyordu Kaplıca termal olarak. Bunu tabii biz geliştiremedik, kimse cesaret edemedi ya da çok büyük bir maliyetler gerekiyor. Bu yatırımlardan sonra ilk hedefimiz inşallah bu termal olayı olacak. İnşallah. Bu Kıbrıs'ımıza, bütün adamıza güzel bir yatırım olacak ve büyük bir eksikliği, büyük bir eksikliği kapatmış olacağız. Bir de bizim burada bir karavan kentimiz var. Biliyorsunuz yurt dışından bir sürü karavanlar geliyor. Bu karavanlara devletimiz bir belirli yerler ayarlamak zorunda. Maalesef o konuda bir gelişme, bir çaba çok az da olsa olmamıştır. Ama biz burada onu da halkımıza, Kıbrıs halkına, onu da bir nebze olsun o eksikliği de gidermiş olduk. Sol tarafta zaten evet, oteli. Gidermiş olduk ve karavanlar var bayağı. Ben de bugün sana onu soracaktım. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel karavanlar gerçekten. Karavanlar var. Evet. Herkes orada yani, karavan olayında yaşayabiliyor. Evet. Tabii ki bu eksiklik vardı ve biz bir nebze o eksikliği gidermiş olduk. Hepsini karşılayamazsak da bir nebze onu da gidermiş olduk. Ve dediğimiz gibi ufak tefek yatırımlara daha devam edeceğiz. Yeter ki Kıbrıs halkı bize destek versin. Hafta arası da bu gibi tatları gelip alsınlar. Sadece evet. Pazar günleri, sadece hafta sonları, bayramlar. İşte tam da ben ona değinmek istiyordum evet. Ahmet abi. Şunu da söylememiz lazım. İlla ki de burada konaklamanız gerekmiyor. Restoran var. Restoranda bir görmüş olduğunuz ki az sonra biz onlardan yiyeceğiz. Böyle güzel bir sofrada yemek yemek isterseniz hem böyle denizin sesini duyarsınız hem de çok güzel yemeklerden yiyebilirsiniz ama sadece burada balık yok. Şimdi Akçaabat köftesi olayına evet. Girmek isterim Ahmet abi ben. Nedir evet. Bu özelliği bu Akçaabat köftesinin? Şimdi onu da söyleyeyim size. Biz burada sadece balık tüketmiyoruz. Çünkü evet. Aslında hani bir mangal, şey de var, seçenek de sunmak gerekiyor. Elbette yani hani tabii ki balık illaki. Hani et sevmeyenler balık tabii. Yiyebilir, balık evet. Sevmeyenler tabii. Burada tabii. Akçaabat köftesi balık yiyebilir. Balık yiyemeyenler için biz tabii ki tavuk şiş, tavuk pirzola,
kanattır. Ondan sonra... Hemen alalım biz köftemiz, evet. Köftemiz gelsin. Evet. Ben merak ediyorum artık, söyledik Akçaabat'ı. Et şişimiz olsun, pirzolamız olsun. Bunları da bulunduruyoruz. Yani. Evet. Ve bu Akçaabat köftesini biz... Tabii Akçaabat diyoruz. Bunu... Oh mis mis koktu. Akçaabat usulü ama biz... Görünüşü Kıbrıs usulü ama Akçaabat lezzeti. Köftesinden esinlenerek yaptığımız bir... Sıra bakma Pelin'ciğim. Köftedir. Lütfen bir teşekkür tadına. Ederim. Hani sen Akçaabat'ta da yedin aslında değil mi? Ben yedim. Evet. Aynen öyle. Bakalım nasıl bulacak. Hemen tadına bakmak istedim çünkü gerçekten bakalım Akçaabat şeyi bu kadar var mı? Çok güzel. Hmm. Gerçekten çok lezzetliymiş Ahmet abi. Evet, bunu, kendin yapmışsın gibi yiyebilirsin. Bunu kendim yapıyorum. Karışımlarını, kararını hepsini kendim yapıyorum. Yumuşacık, çok güzel. Güzel. Harika gerçekten. Elinize sağlık. Yani balık, mutlaka balık yiyin ama yemeyenler için de mükemmel bir lezzet köfte. Akçaabat köftesi mükemmel. Peki Akçaabat köftesinin nedir abi sözü? Mesela maydanoz yok içinde, öyle bir şey. Tabii kesinlikle maydanoz yok. Hı-hı. Kesinlikle bunun sırrı nerede biliyor musunuz? Sevgimiz. Sevgimiz. Sev noktası. Ondan önce, kullanabileceğimiz en güzel eti kullanıyoruz. Taze. Yani bu kullanabileceğimiz en kaliteli eti kullanıyoruz. Diğeri de artık bizim sırrımız diyorsun ama tabii. Peki, şunu da söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Hep de sormak istemişimdir. Nasıl karar verdin burayı? Yani nasıl oldu bu tatlıca restoran? Evet, nasıl oldu? 25 sene önce bir 18 sene balıkçılık yaptım. Balıkçılık yaptığım dönemlerde tabii ki tekneyle ben bu sahillere gelip işte ufak tefek hafta sonları komşu köylerden gelen arkadaşlarımız vardı. Onlarla böyle tekne gezileri yapıyorduk. Tabii ki bir baktık ki bu bölgede insanlar soğuk su arar yok, soğuk kola arar yok. Aç olan insan sandviç ister yok. Çünkü denizin de en güzel olduğu bölgedir burası aslında. Evet. Tabii ki o zamanlar nüfus daha az ve daha az bir insan topluluğu geliyor buraya. Ama gene de bir eksiklik var. 3 kişi de gelse, 5 kişi de gelse bir eksiklik olduğunu hissettik. Orada bir otobüsü, bir karavan haline soktuk. Burada gelip işte otobüsün içinde sandviç, soğuk meşrubat çeşitleri yapıp insanlara vermeye çalışıyoruz. Sadece hafta sonları. Çünkü hafta arası kimse yok. Ne kadar enteresan bir hikaye. Hiç böyle bir şey bekliyorum ben. Gerçekten. Hafta sonları inanın ki öyle 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi de geldiği zamanlar olur. Hafta arası günlerce bu yoldan geçmeyen araba da olurdu. Geçmeyenler de olurdu. Ya. Öyle bir durgun zamanlarda biz bu işe başladık. Ve bu bedel, yani buraya gelmemizin çok büyük bedeller ödeyerek geldik. Tabii, kesinlikle. Benim arkadaşlarım hepsi devlet işine girmiş, emekli olmak üzere. Ama biz bu yola baş koyduk. Ölmek var, dönmek yok dediğiniz. Hamdolsun, bir yerlere geldik. Sıkıntılarımız var ve tabii ki var. Çok sıkıntılarımız var. Onları bu yemek programımıza kesmeyelim istersen. Ve ondan sonra baktık, işte bu büfe olayı zaman geçtikçe biraz dar geliyor bize. İşte bu binada bir faaliyet göstermeye başladık. O zaman bu bina küçük ve kargasalide bir binaydı. Zaman sonra devletimizden burayı icra ettik. Kiraladıktan sonra daha hızlı bir yatırıma giriştik. İlk alttaki odalar senin favori olan. Evet, benim odalar. Favorim çünkü tam böyle denizi gördüğünüz odalar, odalarla başladık. Bu bölümü restoran haline soktuk. Beach bar olarak bir beach bar binası yaptık. Bina demeyelim, işte portatif bir bina yaptık. Derken bu sefer tabii ki. Ama talep de çok oldu talep, Ahmet abi. Evet. Yani o program öncesi sen beni küçükken babam buraya getiriyordu. Evet, balık yemeye bir tek çünkü hem denizde, bunu söyledim ama tabii ki Karpaz denizleri çok güzel. Ama Kaplıca'nın denizi harika. Çok çünkü güzel. Çünkü hiç kaya yok yahu.
kaya evet, yok evet, yani. Denizi çok güzel. Bir de tabii siz evet, temizliyorsunuz. Bayağı da temiz bir deniz. Evet. O da öyle. Evet, hemen derinleşmiyor bizim. Evet. 20-50 metre gittiği yerler var. Su beline kadar geliyor. Gayet emniyetli bir. Çok da turist ama yani turistin gelmesi yanı sıra çok da yerli halk evet, var. Evet, yerli halkımız zaten inanır mısınız bazen öğleden sonra çıkıyor, buraya geliyor, Lefkoşa'dan denize giriyor, tekrar Lefkoşa'ya gidiyor. Tabii sen bu arada götürüyorsun. Ah, ben bitirdim yalnız. Yani gerçekten o kadar güzel ki hani böyle... Ay teşekkür ederim. Şey yapmak istemiyorum, hani bitirmek istedim ama çok güzel böyle... Kamera arkasından bize ekmek arası yapıp gönderin diyen arkadaşlarımız var. Kusura bakmayın, hepsini biz yiyoruz. Ve talep bu sefer yatılı konaklama üzerinde bir talep oluşmaya başlayınca biz de devletimizin bazı verdiği imkanlar, kendi imkanlarımızla bir yatırıma giriştik ve burayı gördüğünüz gibi bungalovlar, otel türü şeklinde bir 110-120 yatak kapasiteli bir tesis haline getirdik. Hatta ben Ahmet abi seninle konuşurken biliyor musun Pelin, yani yaza daha girmeden insanlar buraları kiralıyorlar. 3 aylığına, 4 evet, aylığına evet, buraları kiralıyorlar. Birazsa tatil şimdi bize gelen memur ve devlet kademelerinde çalışan kaçırmak istemiyorlar tabii burayı. %80 o tür insanlardır. Bunlar da izinlerini ayarladığında Temmuz'un 15'inde, evet, 25'ine o 10 günlük zarfında önceden kiralıyorlar. Önceden rezerve yapıyorlar. Ve ona göre dolduktan sonra diğer müşteriler arayınca Temmuz-Ağustos ayında bir sıkıntı yaşıyoruz ama şimdi gayet müsait, gayet... Gayet güzel, herkes gelebilir. Ve ailecek böyle, çok güzel tatil yapılabilecek bir yer aslında. Ya tamamen iş ortamından uzaklaşın, bütün evet, teknolojiden de uzaklaşın. Ve evet, mutlaka Kaplıca restoranta, Kaplıca otele gelip mutlaka dinlenin diyorum. Bir de zaten birbirinden lezzetli balık yemekleri, balık çeşitleri, köfte zaten çok... 10 numara veriyoruz. Çok beğendik gerçekten. Muhteşem. Peki, Mehmet abi sana nasıl ulaşabilirler? Bana... Bir cep numarası, bir numara ver. Mesela bir konum at. Canı çekti insanların şu an. Yazdıklarında, Kaplıca Turizm yazdıklarında Facebook'ta ulaşabilirler. 192'den Kaplıca Turizm numaralarından ulaşabilirler. Her şekilde ulaşabilirsiniz burada, efendim size. Burada 387-20-29-20-32 olur. Telefonlardan ulaşabilirler. Cep telefonu 0533-825-1361 nolu telefondan. Bize ulaşın, Kaplıca'ya ulaşın, mutlaka gelin, bu güzel lezzetli yemeklerden yiyin. Ahmet abimle tanışın, kraldır kendisi, kraldır. Bu güzel, ya ben evimde gibi hissediyorum gerçekten kendimi. Artık sizinle sohbet etmeye gelenler vardır zaten değil mi? Tabii. Yıllardır burada, hiç tabii yani mi? İstisnasız bir insan burada yatıp burada kalkar mı? Kardeşim, hep burada. Sabahtan uyandığım zaman ben Ahmet abi günaydın. yatmaya gideceğim veya iyi geceler Ahmet abi. Ya böylesi güzel bir yer burası. Çok teşekkür. O da önemli. Tabii. Yani sıcak bir ortam samimiyet, önemli. İnsanlar samimiyeti çok arıyorlar çünkü artık. Evet, evet. İnanın ki ondan hiçbir taviz vermedim. Evet. Şimdi biz burada bayağı bir karavan var. Biliyor musunuz? Bir öncelikle birinci madde aile olmasıdır. Evet. Ve aileli insanları karavanlara aldım. Kesinlikle bekar insan yok. Plaja onlar dikkat ediyoruz. Ailelerin gelip de en rahat bir şekilde tekrar evlerine dönmelerine çok titizlikle bakıyorum. O da çok önemli çünkü. Evet, çok önemli. Huzur. Evet. Tabii. Önemli. Önemli. Ona dikkat ediyoruz ve artık biz de tabii ki müşterilerimiz elimizden geldiği kadar birebir sohbet ediyoruz, birebir tanışma fırsatı buluyoruz. Elimizden geldiği kadar herkesin masasında bazı eksiklerini, artılarını duymaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Yani duyarsız değiliz. Ha, bazen fırsatımız olmuyor, gelemezsek o da gelip de bizi göremeden giden müşterilere bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle diyorum. Yani dediğiniz gibi herkesle olmasa da bazen... Çok da zor bir şey çünkü evet, aslında değil mi? Evet, evet. Peki ben şeyi çok merak ederim Ahmet abi. Yani bir kere balık, yani biraz önce mutfakta gördük anladık tabii de. Yani mesela
nedir püf noktası balığın? Ne biz evde yaptığımızda bu kadar lezzetli olmuyor? Yani aynı tava aynı yer gibi düşünüyor insan, evet, ama böyle değil. Değil mi? Öyle işte. Öncelikle, öncelikle şu dalganın sesi vuracak. Vurmak bir, lazım. Denizin kokusu evet, belki de biraz. O olması lazım. Mesela gördüğünüz gibi evdeki ateşler biraz daha kısıktır. Daha düşüktür, daha güçsüz yanar. Belirli bir güçte yanması lazım balığın ateşi. Püf noktalarından biri mesela. Bir de mangalda dediğimiz gibi. O zeytinyağı çok önemli şu balık, mangalda. Şu balığın pişme zamanı düşük ateşte en az 25 dakikadır. En az 25 dakikadır. Böyle için şimdi, için. Tabii bunu, evet, bunu kakıp da sen 5 dakikada da bir şey yapabilirsin. Olmaz. Ama o lezzeti vermez tabii. Pişmesi lazım. Özellikle ben badanezlere dikkatinizi çekmek isterim. Kesinlikle donmuş gıda değil. Kesinlikle bildiğiniz böyle teşekkür. Bildiğiniz böyle buram buram kırpmış badanezi. Tabii. Çok güzel evet, abi. Kesinlikle 25 Bekle sene. Etti böyle. Evet, kesinlikle 25 sene bu işi yapıyorum. Kesinlikle 1 gram donmuş kıvamı kullanmadım. Kesinlikle yani donmuşa. Abi bu da çok önemli. Ben neye üzülüyorum bilir misin? Yani Kıbrıs'ımızda olan kendi yerli üreticimizden almayı giderek donmuş gıdaları. Ne gerek var? Bu yani bu balık bu denizlerde yani derya kuzusu gibi. Evet. Yani bu patates bizim tarlalarımızda ne gerek var hazır almaya değil mi abi? Bir şey daha dikkatinizi çekti mi burada? Ne? Bakın denizlerimizde bizim vitrinde gördüğünüz gibi çupura var. Evet. Çupurayı ben size takdim etmedim. Niçin? Çupura çiftlik balığıdır. Çok az denizlerimizde çupura çıkar, kalama karides çıkar. Onun için çupurayı size tanıtmadım. En fazla bir şey sorayım. Bu sokandır değil mi abi? Evet, bu ben onu çok merak ettim. Pişince çok değişik bir şey. Evet tabii bu sokan, bu vokpa dediğimiz Allah mercan. Allah korusun değil mi abi? O sokan bayağı zarar verir yani. Eğer dikkatli olun, denizlerimizde çok var ama sokarsa çok fena. Evet bayağı. Değmemek lazım galiba. Bayağı bir acı. Çok kötü. İran bana pişmişte bile seni o soksa, sokar değil mi abi yani? Bayağı tabii, acıdı. Tabii. Dikkatli yemek gerekiyor. Denizler kirliyası. Ay çok kötü. Hiç seni soktu mu? Bayağı sokmuş galiba. Bir de bizim denizlerimizde iskorpit diye bir balık var. O da bayağı acıtıyor yani. O da yeniyor, o da güzel. Özellikle şeyi çok merak ettim. Mesela bu balığı böyle ikiye böldün ya böyle bir havayla hani çatırla böyle satırla. Nereden bildin abi o kemiğin oradan gittiğini? Nasıldır bu iş yani? Şimdi teracıya tera mı satıyorsun? 25 yıl diyorsun yani ne kolay. Teracıya tera mı satıyorsun? Ya doğru vallahi doğru ama evet. Hani çok önemli yani onu ikiye ayırmak. Tabii o tam el böyle el alışkanlığı. O kılçığın en üst kısmındandı çünkü ben de evet onu tabii. Hatta iyi sordum. Tabii gördüğünüz gibi bak şu bölümde şey kalmadı. Hiç yok, hiçbir şey yok. Kalmadı geçti bu tarafa. Tabii o da 25 senelik bir el alışkanlığı var. Onu siz de jon sefer yapsanız alışırsınız. Hani bu şey derler mesela işte tavuğu bir gün önceden mutlaka marine etmeniz lazım. Öyle bir şey var mıdır yoksa hiç gerek yok mudur? Şimdi birazcık dinlenmesi lazım. Et de öyledir. Bildiğiniz gibi et de evet. Biraz dinlenmesi lazım. Çekmesi ama, lazım evet, yani o zeytinyağını. Evet ama ben bu masada köfte ve balıktan başka bir şey tartışmak istemiyorum. Bizim öyle, süper, tavukla, süper. Mavukla, burada İşimiz balık yiyin. Yok. Şimdi gelen müşteriler var, bir bakıyorum bu kadar güzelim balık varken adam, bayan, çocuk et yemek istiyor. İnan ki söylüyorum siz balık yer misiniz yerim, o zaman balık yiyin. Evet. Ne olur balık yiyin. Yani ki bu balığı her zaman bulamazsınız. Ben bile bu balığı taze taze tüketmek isterim ki benim de siz yediğiniz kadar benim de içime siner. Evet. Derim ki bakın ne güzel bir taze bir miktarda balık yedirdim bu insanlara diye ben de zevk alırım. Tabii ki sizin. Onun için inanın ki bazen böyle ısrarla balık yiyin. Balık yemeyenler olur. Israrla da ısrar edemeyiz. Et yerler. Onlar için de köfte, şiş, pirzola, tavuk vesaire bunları elimize geldiği kadar onları da iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz.
Vallahi elinize, kolunuza sağlık efendim. Her şey burada harika yani. Bir de yani. Şey var. Karides. Şöyle bıyıklı, siyah zeytin gibi gözleri olan karidesimiz var. Hani bu tereyağında olmuştu karides. Buyur yani ne diyeyim? Teşekkür hani ederim. Şöyle alıp yemek abi istiyorum bunu. Abi bu karidesin pişirme olayı da biraz farklı. Tabii doğru bunu, mu? Bunu iyi bir ateşte ve... İyi bir ateşte ve bunun marine edilmesi de biraz farklı sanırım bu bıyıklı hayvancığın. Tabii. Sanki şu an öyle bir soru pişirecekmiş gibi sordum ben de. Bir tane daha veriyor sana. Teşekkür ederim, çok güzel gerçekten. Merak ediyorum yani mesela bir sürü aroması var bunun. Evet. Tereyağı, biraz sarımsak, işte onunla... Mesela siz mi lezzetleri ayarlıyorsunuz Ahmet abi yoksa? Ya tabii şimdi burada hiçbir katkı maddesi yok. Evet. Şu balıkta hiçbir katkı hiçbir maddesi şey yok. Evet gördük. Sadece ızgaradaki balıkta gördüğünüz gibi zeytinyağıyla ve defne vesaire karışımlarla güzel bir yağlıyorsunuz. Ama o da çok güzel tat veriyor. Evet, mükemmel bir kokusu var bir kere. Kurumasın diye. Evet. Böyle bir çalışmayla çok güzel servis yapıyoruz. Vallahi harikasınız. Biz şimdi bir de aşırı mezeye kaçmıyoruz. Balık yiyin, balık evet, yiyin. Evet, sadelik de var aslında, o evet. Da çok güzel bir şey bence. Biliyorsunuz bazı restoranlarda 30 çeşit evet. Meze. Yani her birinden, o 30 çeşit mezeden her birinden... Bir kaşık alsam doydum. Yani birer tane, şöyle birer parça alsam doydum. Ondan evet. Sonra şu balığı yememek yazık değil mi? Kesinlikle. Çok doğru. Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Çok doğru. Onun için buraya geliyoruz. Şimdi porsiyonda bizim 350-400 gram bir porsiyon oranımız var. Şimdi onu ben verdiğimde bu balık ne kadar çilelerle, ne zor çilelerle ya. Geliyor buraya biliyor musunuz? Evet. Bildiğiniz gibi fiyat zikretmeden çok pahalı da. Kıbrıs'ta bayağı bir pahalıdır bu balık. Geliyor bir az bir şey yemiyor ve çöpe atılıyor. O da bizim vicdanlarımızı sızlatıyor. Tabii ki. Şimdi tamam evet. belki yiyen müşteri parasını ödüyor. Ama sadece olay orada bitmiyor kesinlikle. Biz istiyoruz ki o insanların bünyesine girsin, faydalansınlar. Çöp değil. Evet. Bunu zaten her yerde yiyorsunuz. Şu pancardır, turşudur vesairedir. Bunlar her yerde yani evinde de yiyorsun dediğin gibi. Ama balığı evinde yapamıyorsun. Kesinlikle. Evinde kokar, tüter, eder. Zaten saçar. Yapsalar bile buranın lezzeti yok. Evet. Yok bir de o kokuyu alınca evde hiç yiyesi gelmiyor. Yani. Evet. Benim öyle oluyor açıkçası. Onun için buraya gelip de inanın ki biz de istiyoruz ki bu balığı %100 insanların bünyesine girsin, faydalansın. Çok güzel. Dediğimiz gibi bazen işte mezeyi yer, balığın bir ucundan alır, biz de topluyoruz doğru çöpe. Yazık evet. Günah oluyor. Onun için bu da bir önemli bir noktadır. Evet. Bu sofrada bunu konuşmak. Güzel oldu. Aynen öyle de balığın bu kadar çok olduğu bir sofrada. Ahmet abicim ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kendi adıma. Seni çok seviyorum. Kabloca Otel benim için bambaşka bir yeri var. Hem çocukken çok sık babamın bizi buraya getirip böyle güzel balıklarından yedirdiği bir mekan. Hem de dediğim gibi benim için aşk olarak. Yani. Bir de sizin bize karşı gözlerinizden belli. Bir de abi demeniz tabii bize gurur ve mutluluk veriyor. Ben de sizi bir kardeşim gibi sürekli gördüm. Sizi de ben çok seviyorum. Bir mukabele. Onun için her zaman ekranlarda ve dışarıda yanındayım. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Pembe gibi evet. Bir hikayem yok ama evet. İnşallah sizinle olur. De, bir nişanlım olursa. Yeni tanıştık. Sizinle de yeni tanıştık. İnşallah böyle bir sık sık görüştükten sonra İnşallah. Böyle bir sıcak diyaloğumuz olur. Sıcak bir İnşallah. Buralar bizim. Buralar bizim. Deniz çok güzel. En son olarak tabii ki Ahmet abicim, buyur. Dışarıda dediğim gibi burası bizim yerimiz. Bizim yerimiz. Burası bizim yerimiz. Bu tesisi kullanan Kıbrıs halkıdır. Kıbrıs halkı burayı ayakta tutuyor. Onun için bura benim olduğu kadar da Kıbrıs halkınındır.
ve herkes çekinmeden kendi evi gibi gelebilir. Gelenler de biliyor zaten, siz de gördüğünüz gibi. Kendi eviniz gibi gelin, gelsinler. Herkes gecenin saat 12'sinde, 1'inde, 11'inde hiç fark etmez. Kapımız herkese açık. Herkese sonuna kadar hizmet vermek bizim başlıca görevimiz ve başlıca ve zaten bir şey söyleyeyim, saat 1'de de gelin, 2'de de gelin, her zaman taptaze balıklar bulabilirsiniz. Yani şöyle, gerçekten bu güzel denizi, restoranı, bungalovu, oteli, her şeyini bir bütün kaplıdır otel. Dolayısıyla böyle gecesi bir başka güzel, gündüzü bir başka güzel. Bana biraz şey gibi, yani bu Kıbrıs'ın tadını çıkarmak istiyorsak aslında, değil mi? Aynen, aynen. Buraya gelebiliriz. Özellikle gerçekten tatil yapmak isteyen herkese söylüyorum. Kıbrıs'ın, Pelin'in söylediği gibi tadını çıkarmak isteyen herkesi Kaplıca'ya bekliyoruz. Burası Girne sahil yolu üzerinde, Karpas Girne sahil yolu üzerindedir. Yaklaşık 35 dakika Girne'ye yakınız, 40-45 dakika Lefkoşa ve havaalanı. Magos'a 35 dakika, Dip Karpas'ta öyle 35-40 dakika bir orta bir yerdeyiz. Yani her yere yakın diyebiliriz, çok da uzak değiliz. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Asya Lezzet Turu programımızdan bu haftalık da bu kadar dileyelim. Kaplıca Otel'deydik. Kaplıca Otel'in restorantındaydık ve mükemmel lezzetler izleriydi. Taptaze balıklar, mükemmel bir sofra. Mükemmel bir atmosfer. Birlikte. Aynen. Evet Pelinciğim, bu haftalık da bu kadar. Gezdik yine. Yine kestik. Kıyıdan köşeden mükemmel bir program oldu diyoruz. Kesinlikle, ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle şahane bir program oldu. Haydi bakalım, izleyenlerin eminim ben canını çekmiştir. Balık isteyen herkesi Kaplıca Otel'e bekliyoruz. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Evimizin parkelerine karar verirken dedektif gibi davranmamıza gerek kalmadı. Çünkü Verox Floor şimdi direm garantisiyle zeminlerde fark yaratmak için evlerinize geliyor. Parkede en son trendlerin bazıları değil, hepsi bu markada buluştu. Artı dünyaca ünlü Alman Kronospan teknolojisiyle üretildi. Verox Floor, zeminleri şıklığın zirvesine taşıyor. Yeniliğin öncü kuruluşu Direm'de. ...1961'den beri ışığı hayata yansıtıyoruz. İngiltere Gözlükçülük Bölümünden mezun kurucularımızla 1961'den beri ışığı hayata yansıtıyoruz. İtalya'dan ithal orijinal dünya markaları ve yedek parça garantisiyle Aka Optik, Lefkoşa, Mausa ve Vizyon 2000 Mausa'da. ...1963'ten beri değişmeyen Kıbrıs lezzetiyle Akejder Un Dünyası. Kültürümüz lezzetinden ödün vermeden her diliminde buram buram Kıbrıs kokan Kıbrıs katmeri, kabak böreği, şamali tatlısı, pilavuna, acıvalı, limasol tatlısı, içi dolu, kayık pasta, tahınlı, çörek ve daha birçok Kıbrıs lezzetiyle iskelede. Ayrıca Akejder Un Dünyası'nda mevlit paketi, düğün ve doğum kurabiyeleri de yapılmaktadır. Telefon 0542 862 1072. Akejder Un Dünyası. Tüm kart plaslılara müjde. Foy Airport Otopark Ercan Havaalanı girişinde bir gün park etmek bedava,
diğer günler 8 değil 7 lira. Araba yıkamak 15 değil 13 lira. Ayrıca Ercanpol Airport kafeteryada %10 indirim. Kartplus iyi uçuşlar diler. Kruz ve yurt dışı seyahatlerinde sayar turizm ile keşfedilecek çok yer var. Lüks bir otel konforu içindeyken egzotik yerleri keşfedebilir, 5 yıldızlı kruz gemi seyahatiyle her gün eşsiz bir manzara karşısında uyanabilirsiniz. Sayar Turizm, tatildeki dostunuz. Gönül sofrası bu. Kararlı görünüyor diye bozuluyor. Kıbrıs lezzeti her bir tarafta. Pembe dayanamıyor büyük savaşta. Kaybeden tarafı seçiyor galiba. Yaşasın özgür şişman dünya.